9 saattir oynuyorlar. Evimize, Özgür'ün evine yeni bir köşe takımı geldi. Bak kedimiz. Pink canım. Kocaman paketlendi buraya. Oyunluk Meksikalı kağıt imzalatırken kağıdın arasında bir tane 20 dolar sıkıştırmışlar. Hadi sen de ver. İçeri gidecek misin? Hayır. Niye vereyim? Haluk Usta iş başında. Yalnız yardımcısı da iyi. Arkada da yardımcısı var. Fincan. Kızım yapabiliyor mu? Kontrol ediyor musun iyicene? Koli bandıyla elektrik bandını yenmeye çalışıyoruz ama. Hoşuma gitmiyor. Gidip alıp da gelelim o zaman. Hadi dışarı çıkacağız zaten. Nasıl in bari? Çok rahat valla. Sen istediğin kadar bakabilirsin. Ben şurada kenarda oturayım. Tamam peki. Benim gibi beli arayanlar senin gibi çok dolaşanlarla böyle rahat dolaşabilir. Üstelik bak nasıl dönebiliyorum. Çok hızlısın. Yalnız bunu arabayı kullanacak gibi kullanma. Çok güzel dönüyor bu. Neredeyse olduğu yerde 360 derece dönebiliyor bak. Hadi benim belim mi ağrıyor bindim? Sen niye bindin ona bakayım? Zevk. Valla kendi etrafına dönüp gelebiliyor. Bence Türkiye'deki marketlere de yapmalılar böyle bir şey. Hop 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 hop. Yunus Hanım, ne yaptınız bugün? Bugün kileri düzenledim. Keşke before after yapsaydım. Yeni kutular almış Dilan. Onlarla böyle... Ya yani before after'a gerek yok sonuçta. Before'a boştu. Birazcık da dağınıktı işte. Şu kısmını düzenledim. O tarafta konserveleri falan birazcık daha düzenli koyabiliriz belki daha. Ama gayet şık oldu bence. Diğer dolaplarınızı da görelim. Temizlik benim işim. Temizlik benim işim. Ha, peki. Ya... Böyle biraz dışarıya taşan dolaplarımız var. Çok düzenli dolaplar değil bunlar. Baharatlar. Bunlar daha düzenlenecek. Küçük baharatlıklar alınacak yeni. Şu anda karışık baharatlıklar duruyor, baharatlar da duruyorlar. Burada bardaklarımız, fincanlarımız duruyor. Burada tabaklarımız duruyor. Şuraya senin bir raf yapmanı bekliyor. O zaman daha düzenli ve güzel görünecekler. Raf yapmak için de rafı kesmek lazım. Evet. Tezgahın üstü zaten göründüğü üzere. Evet. Kocaman buzdolabı. Evet. Amerikan standardı. Aynen öyle, Amerikan standardı. Şurası böyle kocaman bir sebzelik. Yakında bakkal olmadığı için... Sadece 400 metrede Costco olduğu için Costco toptan satıyor. Burası buzluğumuz. Evet, ilk defa ne kadar bir yerde... Yürüye gidilebilecek toptancı market. Bir toptancı market var. Burası da görmemişim, buzdolabı olmuş modu. İyiymiş. Böyle işte. Ha, bu arada Amerika'daki buzdolaplarında su havzaları direkt şebeke suyuna bağlı. Sadece içeride bir tane filtresi var. Filtresini gösterelim. Uğurcuğum sağ taraftaki. Nerede? Sağ tarafı aç. Açtım. Filtresini şuradan değiştiriyor. Üstten. Şuradan değiştiriyor diyeceğiz de. Böyle. Bu arada ilgi çekecek başka bir şey daha var. Burada ocakların hepsi elektrikli. Ocağın üzerinde bir aspiratör ve mikrodalga var. Bu olmazsa olmazı ben kendim eminim. Bak şöyle yani. Aslında bu mikrodalga gibi görünse de mikrodalgadan kumandığı altında aspiratör var.
Evimi çekmeyi bıraktım. Ben de her yer yemeğinde bıraktım. Amerikan patlıcanı yapacağım. Yemeği yapacağım. Burada 4 tane patlıcan var. 4 tane karnıyarık yapacağım. O ne be? Bulabildiğim en küçük patlıcanlar. Her birinin içine yarım kilo kıyma girecek galiba. Büyük bir ihtimalle ne olacak? Yani baksana şunlara. Aradım aradım bulabildiğim en küçük patlıcanlar bunlardı. Sen bir de geçen yaptığımız dolmaları görecektin. Her bir biberle bir kişi rahat rahat doydu. Patlıcanları kızartarak yapmayı sevmiyorum. Önce mikrodalgada yumuşatıyorum sonra içine. Kıymalı yaparken soğan koyacaksın içine. Koyacağım. Birinciyim soğansız yediği için her birinin ayrı ayrı baktığı. Niçin soğansız? Çünkü midesi rahatsız. O yüzden onun ikini ayrıca kalacağım ama kendimize şimdi soğanı kalacağım. Soğanların da zaten maşallah var. Baksana bir de çok sıkılar. Bir tanesinden iki yemek yapılıyor bunların. Türkiye'deki gibi değiller. Emre'cim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hey dostum ne yapıyorsun? Raf yapıyorum. Ne rafı? Ayakkabı rafı. Süpürgediklerden. Evet. Vay yeni oyuncaklarını da bulmuşsun. Bak bak bak. Vay. Süpermiş. Evet. Onlar ne olacak? Onlar yan tutturmacalar olacak. Dekupaj yok diyordum varmış bak. Dekupaj değil ki bu. Ne? Bu daire testere. Vay. Hem de şarjlı. Hem şarjlı hem de daire el testeresi. Vay vay vay. Bakalım nasıl kesiyor. İyi kesiyor. Hem de lazer pointerlı böylece... Ama nerede senin güvenlik gözlüklerin? Amerikalılar böyle çalışmaz, çok ayıp. Ya biz Türk'üz ya, bir şey olmaz bize ya. Böylece evin artan süpürgelikleri değerleniyor, bir şeyler oluyor. Bakalım bitince neye benzeyecek göreceğiz. O küçücük dolabın içine raf mı yapacaksın? Kafamı biraz en oyar mısın lütfen? Teşekkür ederim. Işın gözlerimi kamaştırıyor. Evet, bu küçük rafın içine mi kestin onları? Evet. Şu parçalar kesildi demin. Buradaki duvarlar maalesef betim olmadığı için... Ağaç bana olduğu için ben bütün mukavemeti alttaki dikey bileşenlere aktarıyorum. Bitince gene görüşelim. Görüşelim. Ne durumdasın? Birinci kalp gitti. Oo, dubleks yapıyorsun yani. Dubleks yapıyoruz. Bakayım. Süper. Harika bir yıkabalık olmuş burası. Kaç tane yıkabalık? Altına ayrı, üstüne ayrı. Kaç kat yapacaksın? İki kat. Süper. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Bunun çaresini bitirmeye doğru ilerliyoruz. Çaresine bak. Büyük ustamız burada. Vay. 5 tane 42 numara arka kapısı. 8 tane 39,5 numara ön kapısı olabiliyor. Oyun masamız açılıyor. Burada böyle bir masa çıktı. Bu masanın ne işe yaradığını da birazdan göreceğiz. Şu anda oyunu açıyorlar, yerleştiriyorlar. Bayağı kapsamlı bir şey. Is it 3-3-2? Yes. This is me with like my teacher hat on. The two best things to do when you are around the park. That's four against. Tam 9 saattir oynuyorlar. I'm not washing you. Daha dakika saat oynayacaklar. No. Bu arada sadece sabit bir oyuncu değiştirmediler. Oyunu kim kazandı? Vay, kısa olmayı. 12 saatin sonunda. Oh, this is the... Yeah, I was gonna give that to Gossier. Oyun bu arkadaş. Oh, you have access to me. Amerika'da çarşamba günü. Fincan'la beraber çöpçüyü bekliyoruz. Fincan niye bekliyor? Çünkü dışarıda bir hareket olunca hoşuna gidiyor. Evet, bugün herkes çöplerini dışarıya çıkarttı. Şimdi ilk önce geri dönüşüm çöpleri için birisi geliyor, bir araba geliyor. Lacivert olan çöp kutuları geri dönüşüm çöpleri.
Bizimki yine sığmadı tabii, üçüncü haftadır bu. Eve taşındığımız için sürekli bir şeyler çıkıyor, eve bir şeyler geliyor. Birazcık yanına koyduk ama bu hafta yanına koyduklarımız aslında daha öncekiler çoktu. Yeşil alanlarda normal ev çöpleri. Japonya'daki Yao şehriyle Belvin'in kardeş şehir olması onuruna yapılmış bunlar. Hepsi şeker. Slug. Yani sümüklü böcek. Sümüklü böcek değil ya. Slug ne? Sümüklü böcek. Evet. Salyan. Salyanlı başka bir şey. Aa, pelikan. Yapışıyor ama. Tamam işte, o sümüklü böcek. O sülük. Sülük. 25 yıldır mı yapıyorlarmış bunu? Öyleymiş herhalde. Burada doğsaydık ve burada yaşasaydık bütün hayatımız boyunca her sene buraya geliyorduk. Ejderha ateş atıyor. Nehrin içinde yüzüyor. Bu arada yağmur yağmaya devam ediyor. Çok güzeller. Ateş çiçekleri. Yerdekiler ne? Burası çok çiçeği. Aa, o da salyangoz. Aa, evet. Ay, onu da peacock. Peacock, evet. Ya aslında hepsini biliyorum. İngilizcesini söyleyince, Türkçesini söyleyince aklıma gelmiyorlar. Burası da ışıklardan yapılmış bir çiçek bahçesi. Sümbüller var yerde.